fark edilip üzerlerine gidilmesi mümkün olmuyor. Şimdi ben açıkça söyleyeyim, bu yayına gelirken tam iki defa ölümle burun buruna geldim yani. Yani ben bunu yaşamak zorunda mıyım? Siz trafikte yaşamak zorunda mısınız? Bakın, bu sabah buraya gelirken de yine bir olay yaşadım. Ama bu sefer fotoğraf çektim. Ben Cengiz'e fotoğrafı göndermeyi unuttum. Şimdi size Bayraklı'da ne Dudaev Caddesi mi ne diyorlar buraya? Orada sabah çektiğim bir fotoğrafı göstereceğim size. Önce de bir Cengizciğime göndereyim. Cengiz onu ayarlasın. Şimdi bu tip olaylar o kadar insanın aklına soru getiriyor ki, yani ben mesela soruyorum. Yani gerçekten belediye zabıtaları ne iş yapıyor? Gerçekten trafik polisleri ne iş yapıyor? Ben bunları sormak zorundayım. Çünkü bizatihi yaşıyorum. Bakın, bizatihi yaşıyorum. Dedim size, iki defa ölümle burun buruna geldim. Yani evimden çıkıyorum, trafik kurallarına uygun bir şekilde kırmızıda duruyorum, yeşilde geçiyorum ya da geçmeye çalışıyorum. Ama beni koruyan bir sistem yok. Ben dediğim yayalar. Peki bu işin sorumluluğunu üstlenmiş olan Emniyet Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı, Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ya da neyse, yani onlar nasıl organize olmuşlar da trafikte hepimizin her gün yaşadığı bu magandalıkları, bu ahlaksızlıkları, bu edepsizlikleri, bu saygısızlıkları onlar görmüyor. Yani şöyle bir yasa çıktı da haberimiz mi olmadı? Çünkü artık yasalardan da haberimiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı ne isterse yasa oluyor, ne isterse yönetmelik oluyor. Hani şöyle bir şeyim var. Türkiye'de arabası olanlar dursun, biraz bekle. Arabası olanlar, direksiyonla geçenler sınırsız özgürlüklere sahiptir. Onların trafik ışıklarında durma, yayalara saygı gösterme zorunlulukları yoktur. Böyle bir yasa mı var? Gerçekten soruyorum. Ya da trafik emniyeti dediğimiz şey sadece kent merkezlerinde, ana caddelerde mi sağlanıyor? Yani sokaklar, işte daha dar caddeler, trafik emniyetinin sorumluluğunun dışında mı? Yani bu ülkede trafiği tehlikeye atmak sadece yanlış araba kullanmak mı? Yanlış park etmek mi? Bakın, ben her sabah yani bir iki arabaya öyle bir kafayı taktım ki henüz fotoğraflarını çekmedim. Ya bu arkadaşlar park ediyorlar güya. Arabaları büyük. Tabii ki arkaları da büyük arabaların. Yani park ettikleri, tam olarak park ettikleri yer, arabanın arka tarafı yayanın kaldırımını tamamen kapatıyor. Yaya oradan geçemiyor. Ya böyle bir saygısızlık var mı? Araba alırken bana mı soruyorsunuz? Otopark yoksa binmeyin kardeşim. Ama siz arabanızı park edeceksiniz diye insanların özgürlüklerini kısıtlayamazsınız. Ha, kısıtlıyor musunuz? Evet. Neden? Çünkü size yaptırım uygulayacak bir mekanizma yok. Hani İzmir'de, yani Alsancak'ta ya da şöyle söyleyeyim size. Ya Bayraklı'da, Sakarya Caddesi'nde, Bornova'da saat 14'te, saat 11'de sabah trafik denetlemesi hangi aklın ürünü? Bir sıkıntı yok. Peki trafik polisleri neden görev yaptıkları yerde her şeye müdahil olmuyorlar? Ya çok basit diyorum.